Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeri Risalesi'nden Makamlar ve Haller. Bu bölümde hak yolcularının yolculukları esnasında uğradıkları durak ve basamakları açıklayacağız. Bunu yaparken önce makamları, sonra halleri ifade edeceğiz. Tevbe Sözlük anlamı olarak dönmek demek olan tevbe, dinin çirkin gördüğü şeylerden güzel gördüğü şeylere dönmektir. Günahtan sevaba, isyandan itaate dönmek gibi. Tevbe, Hak yolcularının bu kutlu yolda karşılaştıkları ilk makam ilk duraktır. Tevbe hakkında Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Ey müminler! Hep birlikte topluca Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Nur suresi 31. ayet. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurmuş ve şu ayeti okumuştur. Allah tevbe edenleri sever. Temizlenip tertemiz olanları da sever. Bakara suresi 222. ayet. Bunun üzerine efendimize tevbenin alameti sorulmuş. O pişmanlıktır diyerek cevap vermiştir. Ehli sünnet alimleri tevbenin şartları olarak şunları söylemişlerdir. 1. İşlediği günaha pişman olmak. 2. Günahını hemen terk etmek. 3. Bir daha günah işlememeye kesin kararlı olmak. Bazı alimler bu şartlardan ilkinin diğerlerini de kapsayacağını bu bakımdan günahına ciddi pişman olan kimsenin tevbenin bütün şartlarını yerine getirmiş olduğunu ifade etmişlerdir. Tevbenin başlangıcı insanın derin gafletinden uyanması ve kendi kötü halini görmesidir. İnsan içinde bulunduğu halin dinen kötü olduğunu idrak ederse o kötülüklerden uzaklaşma arzusu meydana gelir. Bu takdirde Allahu Teala ona samimi bir şekilde tevbeyi nasip eder. Kul tevbesini birçok defa bozmuş fakat her defasında tekrar tevbe iradesini ortaya koymuşsa o zaman o tevbenin bozulmasından ümit kesilmemelidir. Çünkü her iş için belirli bir vakit vardır. Kul günahları terk edip kalbinde günahta ısrar düğümünü çözebilirse onun kalbinde zamanla samimi bir, samimi bir pişmanlık meydana gelir. Böylece tevbesi tamamlanır. Bir de üzerine hakkı geçen insanlar varsa onlarla muhakkak helalleşmelidir. Tevbe, tevbe edenin durumuna göre iç ayrılır. Ceza korkusuyla Allah'a rücu eden kimseye tevbe sahibi denir. Sevap ümidiyle Allah'a yönelene inabe sahibi, ceza korkusu da sevap arzusu da olmaksızın sırf ilahi emri yerine getirmek için hakka teveccüh edene ise evbe sahibi denir. Tevbe her müminin özelliği, inabe, Allah'a yakın olanların niteliği, evbe de peygamberlerin sıfatıdır. Kur'an İbrahim Aleyhisselam anlatırken o ne güzel bir kuldu. evvabdı yani Hakk'a çokça yönelen biriydi. Tas suresi 30. ayet. Zünnuni Mısriye rahmetullahi aleyh tevbeden sorulunca o avamın tevbesi günahlardan, hastaların tevbesi gafletten olur demiştir. Yine Hazreti Zünnun günahlardan uzaklaşmadan Allah'tan af dilemenin yalancıların tevbesi olduğunu ifade etmiştir. İnsan kendisine ölüm gelip çatıncaya kadar salih amel işleyemediği endişesini duymalıdır. Her bu her husus için böyle de olduğu gibi tevbe için de aynıdır. Bu yüzden tevbede de asıl olan devamlılıktır. Zaten efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden birisi de günde yüz defa tevbe ve istifarda bulunmaktır. Mücahede Nefis ve şeytana karşı kötü ahlak, fena huy ve fena davranışlara karşı verilen savaşın, direnmenin, tetikte olmanın, teyakkuzun ve hazırlıklı bulunmanın ünvanı olan mücahede hakkında Cenab-ı Hak bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Ankebüt Suresi 69. Ayet Ebu Ali Dekka konuyla alakalı olarak kim zahirdeki görüntüsünü mücahade ile süslerse Allah da onun iç alemini müşahade ile güzelleştirir demiş ve yukarıdaki ayeti okumuştur. Şu iyi bilinmelidir ki kendisini hakka vardırmak isteyen bir kimse mücahade sahibi değilse o hak yolunun kokusunu asla koklayamaz. Ebu Osman Mağribi de aynı hususa mücahadeye yapışmadan bu yolda bazı keşiflerin kendisini açılacağını zanneden kimse büyük bir yanılgı içerisindedir diyerek aynı hususa dikkatleri çekmiştir. Sufiler hareket berekettir demişler ve bununla zahirdeki çaba ve gayretin iç alemde berekete vesile olacağını kastetmişlerdir. Hasan, Kazaz tasavvuf terbiyesinin şu üç esas üzerine bina edildiğini söylemiştir. 1. İyice acıkmadan bir şey yememek. 2. Uyku iyice bastırmadan uyumayıp geceyi değerlendirmek. 3. Mecbur kalmadıkça konuşmamak. Mücahadenin aslı nefsani alışkanlıkları terk etmek ve her zaman nefse muhalefet etmektir. Nefis şehavani arzulara dalıp taatten uzaklaşınca hayırlı işlerden de uzak kalmış olur. Böyle durumlarda takva dizgini ile onu gemlemek gerekir. İsteklerini yerine getirmemek bilakis zor ve çileli de olsa onların aksini yapmaya çalışmak lazımdır. Büyüklerden birisi mahallesindeki mescitte senelerce ilk safta namazlarını eda etmişti. Bir defasında rahatsızlığı sebebiyle namaza geçikerek arka safta kılmıştı. Sonra bu zat bir müddet ortalıkta gözükmedi. Neden sonra artık gözükünce nerelerde olduğunu sordular. Böyle cevap verdi. Ben ortalıkta gözükmediğim zaman zarfında şu kadar serinlik namazımın kazasını kıldım. Çünkü o gün ben mescide geç gelip namazı arka safta kılınca insanlardan çok utanmıştım. Anladım ki benim ilk safta namaz kılma gayretim insanlara gösteriş içinmiş. Bundan ötürü o kadar namazımı tekrar kıldım. Bazı büyükler rahatı nefsin arzularına karşı gelmede bulmuşlardır. Bu bağlamda Hz. Nasr'a Bazi'nin nefsin senin zindanındır. Ondan çıktığında ebediyen rahat edersin sözü önemlidir. Manevi terbiyede İnsanın kendinden ziyade başkalarını düşünmesi, bol infakta bulunması, kötülük eden affetmesi, her zaman mütevazi olması ve hiç kimseyi küçük görmemesi gibi hususlar öne çıkmaktadır.